Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz üçgende alan ve üçgene ait yükseklik. Üçgende alan konusunu inceleyebilmemiz için bizim ilk ihtiyaç duyacağımız üçgen elemanı üçgenin yüksekliğidir. Elimizde üç farklı üçgen bulunacak. Dar açılı, geniş açılı ve dik üçgen olmak üzere biz bu üçgenin hem yüksekliklerini hem de alanını belirleme ve bu konuya ait birkaç soruyla gösterip size anlatmaya çalışacağız. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar elimde 3 tane üçgen var. Birincisi ABC üçgeni, ikincisi KLM üçgeni, üçüncüsü OPR üçgeni olmak üzere 3 farklı üçgen var. Öncülde söylediğine göre ilk söylenen öncülde ABC üçgeninin BC doğru parçası ya da kenarına ait yüksekliğini çizelim. BC kenarını belirledik. Bu kenara ait yükseklik. A köşesinden inilen dikmeye bu kenara ait yükseklik diyebiliriz. Gördüğünüz şu tırtıklı olan doğru parçası BC kenarına ait yüksekliktir. KLM üçgeninde LM kenarına ait yüksekliği bulunuyor. Şimdi benim istediğim yükseklik LM kenarı değil mi? Bu gördüğünüz üzere 90 derecelik bir dik üçgen değil mi? Şimdi bunun hani K kenarından çizeceğim şu şey buna hiçbir zaman bu doğru parçaları dikme oluşturmayacak değil mi? Ama gördüğünüz üzere bu üçgenin dik açılı bir üçgen olduğunu gördüğümüz için demek ki bunun yüksekliği aynı zamanda bir kenar olmaktadır. Yani şunu söyleyebiliriz. LM kenarına ait yükseklik KL uzunluğudur. Benim yukarıdakinin içinde yapalım aynısını. BC kenarına ait yüksekliği çizin dedi. Buna isim verelim. AO doğru parçası diyebiliriz. OPR üçgeninde PR kenarına ait ve OR kenarına ait yüksekliğini çizin dedi. Şimdi ilk istediği şey bu üçgende PR kenarına ait yükseklik. PR kenarına ait yükseklik bu kırmızı çizgi değildir. Şimdi ben bu O köşesinden PR'ye ait bir dikme ineceğim. Arkadaşlar az önceki dik üçgende de gösterdiğim gibi O'nun içinden çizeceğim hiçbir uzunluk PR'yi dik olarak kesmiyor. O yüzden ben bu uzunluğu belirleyebilmek için bu üçgenin dışından yani yüksekliğini daha dik oluşturmak için PR'nin uzantısını belirlemeliyim ve buna ait yüksekliği oluşturmalıyım. Arkadaşlar O köşesinden inilen yükseklik dik şekilde şu şekilde olacak. PR'ye gelene kadar üçgenin dışında oluştu fark ettiniz mi? Şu OK uzunluğu isim verdiğimde OK uzunluğu PR'ye ait yükseklik ve dışında yani üçgenin dışında oluşuyor. Bunun sebebini birazdan inceleyeceğiz. Bu üç üçgenin açılarına göre nasıl üçgenler olduğunu tanımlayalım ve yüksekliklerin iç bölgede mi yoksa dış bölgede mi olduğunu belirleyelim. İlk üçgene baktım. ABC üçgeni. Bu üçgen gördüğünüz üzere dar açılı bir üçgendir. Dar açılı üçgen nasıl oluyordu? Bütün iç açıları 90 dereceden küçük oluyordu. Bu yüzden ABC üçgeni dar açılı üçgendir. Peki bunun yükseklikleri A kenarına ait yükseklikleri belirledik. Örneğin diğerlerini çizersek arkadaşlar diğerlerini çizdiğimde hep üçgenin içinde olacak ve bu yükseklikleri üçgenin iç bölgesinde kesişecek. KLM üçgeni nasıl bir üçgendi? 90 derecelik bir açıya sahip olduğu için bu üçgen dik üçgendi. Dik üçgenin tanımı da zaten bu değil miydi? Bir tane iç açısı 90 derece olan üçgenlere biz dik açılı üçgen demiştik. KLM üçgeni de dik açılı bir üçgen olduğu için yüksekliği aynı zamanda bunun kenarlarına oluşturmuştu. Bu eşitlik anlamında göstermedik. Bunu bir yükseklik olarak düşünün. Dik kenarlara sahip. O yüzden bu üçgen yükseklikleri kenarlarında saklıdır. Bu dik üçgendi. Ve son olarak geniş açılı bir üçgenim vardı. OPR üçgeni. Şu şekilde yeşille çizeyim. Daha belli olsun. OPR üçgeni nasıl bir üçgen? Bir tane iç açısı gördüğünüz üzere geniş açıya sahip. Yani 90 dereceden büyük bir açıya sahip. Geniş açılı üçgenlerin yüksekliklerinden en az bir tanesi dışarıda bulunur. Ve yükseklikleri dışarıda kesişir arkadaşlar uzantısı. Anlaşıldı mı? O zaman benim elimde 3 tane üçgen var. Dar açılı üçgen. Bu dar açılı üçgenin yükseklikleri üçgenin iç bölgesinde oluştu. Dik açılı üçgen. Üçgenin yükseklikleri
kenarları dedi. Yani herhangi bir yerde iç bölgesinde oluşmadı. Bir tanesi tabii ki KL'ye ait, KM'ye ait bu dik üçgendeki yükseklik iç bölgede oluşacak ama diğer yüksekliklerin kenarlarıydı değil mi? Geniş açılı üçgen, geniş açılı üçgenimin yüksekliği gördüğünüz üzere OK uzunluğuydu. Bu OK uzunluğu üçgenin dışında bir yerde oluştu. Değil mi? PR kenarına ait yükseklikti. Ha, içinde oluşan yükseklik var mı? Var. Evet, o da hangi kenara aitti? OR kenarına aitti, değil mi? Buna da M dersem PM uzunluğu evet OR kenarına ait yüksekliktir. Ve bu OR kenarına ait yükseklik iç bölgesinde oluşmasına rağmen en az bir tanesi dış bölgede oluşuyor. Sebebi de yüksekliğiydi. O zaman şuradaki not bölmemizi dolduralım. Dar açılı üçgenlerde yükseklikler üçgenin iç bölgesinde yer alır. Dik açılı üçgenlerde yükseklikler üçgenin kenarlarından biridir. Kenarlarından biridir. Geniş açılı üçgenlerde ise yükseklikler hem iç bölgesinde hem de dış bölgesinde de olabiliyordu. Ama en az bir tane yüksekliği dış bölgesinde demek yanlış olmaz. Arkadaşlar aşağıdaki verilen üçgenlerin CI kenarına ait yüksekliklerini çizelim diyor. Bana özel bir kenar istedi CI. Önce bütün üçgenlerde CI'yi belirleyelim. CI'ler burada. Aşağıdaki üçgende de aynı şekilde. Bu kenarlara ait yüksekliği istiyor. Bakın buradaki üçgendeki CI burada oluşuyor. Gördüğünüz üçgen bir dik üçgen değil mi? 90 derecelik bir açısı var. Hatta gönye ile ölçtüğümüz zaman da bunu 90 derece olarak ölçebiliriz. Bu kenara ait yükseklik gördüğünüz üzere dikme olacak. Dikmeyi de şuradaki sembolden de anladığım üzere DC kenarı oluşturuyor. Yani DC kenarı CI'ye ait yükseklikti. Bu bir dik üçgen olduğu için aynı zamanda yükseklik kenarı olmadı mı? Evet. CI kenarına ait yüksekliğe baktığımda üçgenin çeşidini incelemeden önce indiğim yükseklik şu şekilde. Hemen buraya bir isim verelim. DM olsun. DM doğru parçası CI'ye ait yükseklik ve bu yükseklik iç bölgesinde oluştu üçgenin. Peki bu üçgenin iç bölgesinde oluştuğuna göre ben bu üçgene hangi tür üçgen diyebilirim? Dar açılı bir üçgen diyebilirim. CI kenarına ait yükseklik. Şimdi çizmeye çalıştım. Gördüğünüz üzere 90 derecelik değil, biraz geniş bir açı oldu. Biraz yaklaştım. Hala geniş açı var. Gördüğünüz üzere. O zaman bu CI'ye ait yükseklik üçgenin dış bölgesinde bir yerde oluşacak. Hemen CI kenarının uzantısını çizdim. D köşesinden indiğim yükseklik, şuna K diyelim. DK uzunluğu yüksekliğidir. CI kenarına ait yüksekliğidir. Demek ki bu DK uzunluğu ya da doğru parçası yüksekliği olduğuna göre dış bölgede de oluştu. Bu üçgen türü geniş açılı bir üçgendir. Arkadaşlar CI'ye ait yükseklik dikindim. İzometrik kağıt vardır sizde. Burada da noktalı kağıtta aynı şekilde uyguladığımda üçgenin iç bölgesinde oluştu. Dar açılı bir üçgendir. Arkadaşlar indiğim yükseklik gördüğünüz üzere üçgenin dışında oluştu. Geniş açılı bir üçgendir. CI'ye ait yükseklik. Burada dikkat. CI'ye ait bir yükseklik. 90 derecelik bir açı. Yani dik olan bölge DI kenarı değil mi? Kenar aynı zamanda bu CI'ye ait bir yükseklik oluşturduğu için bu nasıl bir üçgendir? Dik açılı bir üçgendir. Ve DI uzunluğu kenarı bu üçgenin yüksekliğidir arkadaşlar. Aşağıdaki dörtgensel bölgelerin içinde yer alan üçgenlerin EN kenarına ait yüksekliklerini çizin. Şimdi dörtgensel bölgelerin içinde bir üçgen var ve bu üçgenlerden bizden sadece EN kenarına ait yüksekliklerini istiyor. EN'leri belirledim arkadaşlar. EN'ler burada. Bunlara ait yükseklikleri belirleyelim. Hemen burası 5 santim her bir birim. Demek ki 1 santime karşılık geliyor. Yüksekliklerin uzunluklarına baktığımda EN kenarına ait dikmeyi oluşturdum. 90 derecelik açıyla kesen dikmeler. Buna yükseklik diyorduk. H'den indiğim o kırmızı doğru parçası yükseklik olduğuna göre uzunluğuna baktık. Yüksekliği iğne yani
5 birimdir. Arkadaşlar yüksekliğine bakıyorum. Yüksekliği şu kadar değil mi? Şu çizdiğim doğru parçası değil mi? 90 derecelik açıyla H'den C'ye. Peki bu dikdörtgensel bölge olduğu için bu kenar, bu kenar, bu kenar birbirine eşit değil mi? O zaman yüksekliği kaç santim diyebilirim? 9 santim diyebilirim değil mi? Bu EN kenarına ait bundaki yükseklik 9 santim. Yükseklikler genel anlamda daha önceki dersimizde de söylediğimiz gibi H ile gösteriliyordu. H yani H ifadesi bütün dört çokgenlerde ve geometrik şekillerde yüksekliğe karşılık gelmektedir. EN kenarını ikinci, üçüncü dörtgensel bölgemizden bakarak yüksekliğini bulalım. Buna ait yükseklik 90 derecelik dikmedir. Yani oluşturduğum bu uzunluk karesel bölge olduğu için 12 santim burasıysa burası da 12 santim, üstü de 12 santimdir. Yüksekliğim 12 olarak elime geçer. Yani OH bu dörtgensel bölgenin yüksekliğidir ve 12 santime eşittir. Arkadaşlar EN'ye ait yüksekliği istiyor. Hemen ben bu üçgenin içinden oluşturduğum dikme yüksekliğim oluşturdu. Gördüğünüz bu uzunluğa eşit uzunlukta baktığımda dışında bir bölgede zaten yükseklik verilmiş bana 4 santim olarak. O zaman ben bu yüksekliğe de 4 santim diyebilirim. Arkadaşlar soruya bakıyoruz. ABCD kare. Öncelikle ilk baktığımda ABCD kare yani bütün kenarları eşit ve bütün iç açıları eşit 90 derece. ECFA paralel kenar. Hemen bunun renklerini farklılaştıralım. ECFA burası E olsun arkadaşlar. ECFA paralel kenar ve EDA da üçgendir. EDA da üçgendir. Burada üçgensel bir bölge var. Bana FB uzunluğunu 2 olarak verdi. Fenerbahçe'yi 2 santim olarak verdi. AF uzunluğunu 7 santim olarak verdi. Ben o zaman şunu söyleyebilir miyim? 7 santim, 2 santim de burada var. AB uzunluğunu 9 santim olarak buldum. Bu ABCD kare değil miydi? Yani hepsi 9 santim, 9 santim, 9 santim olarak yazdım. Bana dedi ki EC kenarına ait yüksekliği. Şimdi EC kenarına ait yüksekliği bir belirleyelim. EC kenarı burası. Buna ait yükseklik şu uzunluk değil mi? Ya da bu uzunluk CB uzunluğu değil mi? Evet. O zaman EC kenarına ait yükseklik uzunluğu 9 cm olan bir uzunluk. Sonraki kısımda ise DA kenarına ait yüksekliği. DA kenarına baktım. Buna ait yükseklik. Arkadaşlar bu üçgende şu buna ait yükseklik şurası değil mi? Doğru muyum? O da 2 cm değil mi? DA kenarına ait yükseklik de 2 santim mi? Benden bunun arasındaki neyi istedi? Farkı istedi. Yani 9 santim eksi 2 santimden benden istediği uzunluk 7 santim olarak bulundu. Aynı benzer bir soru. Sorumda ne dedi? İkinci sorumda şunu söylüyor. ABCD dikdörtgen, CDBI paralel kenar ve CBI de üçgen olarak verdi. Bana bu kenara ait yani BI kenarına ait yüksekliğin uzunluğu ile CDBI paralel kenarına ait yüksekliğin uzunluğun toplamını sordu. Arkadaşlar ABCD dikdörtgen olduğuna göre dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşitti değil mi? O zaman burası 6 cm ise burasını da 6 cm olarak söyleyebilir miyim? CDBI paralel kenar mı? CDBI paralel kenarsa burası 9 santim ise karşısı da 9 santim olarak söyleyebilir miyim? Evet. Ve dikdörtgen olduğu için burasına da 9 santim yazabilir miyim? Evet. Şimdi benden istediği BI kenarına ait yükseklik. BI kenarım burasıydı. Buna ait yükseklik 6 santimlik şu dikme değil midir? BI kenarına ait yüksekliğimi 6 santim olarak buldum. CDBI paralel kenarının CDBI paralel kenarının ait yüksekliğin toplamı.
Ya bu CDBI paralel kenarına ait yükseklik zaten içinde oluşan şu değil miydi? Şu dikme değil mi? O da kaç santim olarak dikdörtgenden dolayı 6 santim olarak bulunmadı mı? Evet. Bunun toplamını istediğine göre ben 12 santim olarak söylemem yanlış olmaz. Eş karelerden oluşmuş olan düzlemde ABCD paralel kenar, KLM ise üçgendir. KLM üçgeninde KL kenarına ait yükseklik 6 metre. KL kenarına ait yükseklik şu dikme geniş açılı olduğu için zaten dışarıda oluşmayacak mı? Şu dikme değil midir? O da 6 santimmiş. 6 metreymiş pardon. 6 metre. ABCD paralel kenarına ait. Paralel kenarında DC kenarına ait yükseklik kaç metredir? Arkadaşlar, şimdi burada oluşan düzlemde 6 metrelik bir yüksekliğim var. 6 metreye karşılık gelen birimim 3 birim mi? Yani 3 birime 6 metre düşüyorsa bir birim kare için her bir kenarına 2 metre düşmez mi? Benden paralel kenarın yüksekliğini istedi değil mi? Kaç birim arkadaşlar? Baktığım zaman bu paralel kenarın yüksekliği 2 birimdir. 2 birim olduğu için bu paralel kenarına ait yükseklik 2 çarpı 2'den 4 metre olarak bulunabilir. Diğer soruma geçtim. Şekildeki LKBA kare, ABKL kare, LMA üçgendir. Karenin çevresi 48 olduğuna göre. Karenin çevresi yani bütün dört kenarının toplam uzunluğu 48 ise bir kenar uzunluğunu bulmak için hemen sizin de aklınıza geldiği gibi 48'i 4'e böldük 12 santim yazdık mı? Bekle. Bu bilgi elimizde dururken LA kenarına ait yüksekliğin üçgendeki LA kenarına ait yükseklik. Bu kenara ait yükseklik M köşesinden indiğimiz zaman şuradaki dikme olmadı mı? Peki bu dikme şu 3 karenin bir kenarına eşit olmadı mı? Yani karenin zaten çevresi 48 olduğu için bütün kenarları 12, 12, 12 değil miydi? Şuradaki indiğim yükseklikle aynı zamanda karenin bir kenarı eşit olduğu için ben bu kenara ait yüksekliği de kaç santim olduğunu söyleyebilirim? 12 santim olduğunu söyleyebilirim.